Yani şimdi yanlış anlamasınlar da beni, bu ana yemeğinde günlerdir tavuktu, balıktı, cartcurttu, yani bir sürü gereksiz şey yedirdiler bize. Benimki gayet uyumlu onlara bakarak. Özellikle Gülnaz Hanım yani. Ya üf, Gülnaz Hanım hiç konuşmasın ya. Gülnaz Hanım konuşmasın yani. Ete doyduk yani. Hadi bir de lezzetli olsaydı, gerçekten doysaydık da olmadı. Onda hepsi vardı. Et, tavuk, balık. Benim tavuğum yok mesela. Sağlıklı beslendiriyorum. Hepsini yapıyorum. Bir nisoaz salatasını görebilir miyiz? Nisoazı bir getirebilir misin Nesli? Tabii, getiriyorum hemen. Servis etmeden evvel nisoazı bir görelim. Onun görüntüsü de önemli. Bir de bir içecek alabilir miyiz Nesli Hanım? Şöyle ben... Nisoaz geldi, bakınız. Şöyle göstereyim. Sonra karıştıracak bunu, evet, çünkü. Evet, sizi servis ederken karıştıracağım. Evet. Sos ekleyip getireceğim. Hemen ana yemeğinizi getiriyorum. Daha sonrasında salatalar için içeri geçeceğim. Dediğim gibi bol malzemeli, güzel, doyurucu bir salata. Ama işte bu uyumlu olsa neyse de... Bunu aslında böreğin yanına koyması daha iyi olurdu, doğru, bence. Kineolu bulgur pilavı ve Hatay usulü çiliz tava. Keşke böreğin yanına koysaydı. Börek de açık kalmazdı, böyle birbirini kapatırdı. Aynen, senin mimozada yaptığın gibi. Aynen, değil mi? Sen de böreğin yanına mimoza yapmıştın. Doğru, bu salatayı onun yanına koyardı. Bir sumaklı soğan yapardı kilisin yanına, ya da ne bileyim böyle bir şey. Gerçi domatesin de mevsimi değil de bir kaşık salata ya da çoban salata, ama hepsinde domates var. Taze fasulye doğramış, onun da mevsimi değil. Nesli Hanım, neden bana yemeğin yanına konuşamıyorsunuz? Neden bana can geldi masaya? Bir enerji işte bu. Neden bana yemeğin yanına bu salatayı tercih ettiniz? Siz neden tercih ettiniz? Ben de o yüzden tercih ettim. Ama en azından ben ara sıcak da tercih etmiştim, ana yemekte değil. Gülnaz Hanım, senin zaten ara sıcak olarak servis ettin de yanında kıymalı böreğin vardı. Ama en azından tabağım boş değildi. Sizin salatayı tam sizin börek gibi. Ben boş olduğumu zaten itiraf ediyorum. Hem bir tane koyduğumu itiraf ediyorum. Benim böreğim kalın olabilir ama sizinki daha... İçine kıyma koymuşsun, tamam mı? Tamam. Şunu vereyim önce. Peki siz ne yaptınız? Ben ne yaptım? Ben sizin de böreğiniz benimkine daha farklı mıydı düşünüyorsunuz? Ben öyle bakın, düşünmüyorum siz çünkü. Siz kıymanın yanına ton balığı, patates... Tamam, ama en azından sunum vardı değil mi? Tamam, ben de şimdi... Sizinki de yemek tabağının içine getirmedim lütfen, ki. Lütfen Gülüm Hanım, sizin hiç konuşmaya hayır, hakkınız konuşmaya yok bence. Hayır, konuşmaya hakkım çok var, merak etmeyin. Bütün niye benim hakkım olmuyormuş? Herkese yapılmıyor. Ben bunu kabul etmiyorum, kusura bakmayın. Konuşacaklar yani. Niye benim hakkım olmuyormuş? Pardon da. Bakın, ben size konuşmaya en azından bir dakika, en azından Gülnaz Hanım, gül böreğinizi bir dakika, bir saniye. Kıymanın yanına böreği de yapamamıştınız zaten. Siz yaptınız. Bakın, sizin böreğiniz böyle kalın olmuştu. Kalın olmaması sizinki daha lezzetliydi. Peki benim böreğimden. İçindeki kıyma harcının hiçbir lezzeti yoktu ve kocamandı yani. Öyle bakıyorum. Şimdi bir dakika. En azından ve yanına da koymuşsunuz. Tamam böyle. Ama en azından yumurta, ben ana yemek tabağında sundum. Mayonez kokusu geliyor. Ana yemek yani tabağında sundum. Sizinki gibi çorba yemek tabağında sunmadım. Bir de benim böreğim bakın, en azından ben salatayı daha benim böreğim şey kalın bana olabilir. Salata tabağını soruyorsunuz. Daha salatayı satmadınız ki. Bir dakika. Salata tabağında salatayı neden böreğin yanına koymadın diyorlar. Ha ben bakın, ben gül böreğini tek servis ettim. Bunda hemfikir miyiz? Bunun aksini iddia değiliz, ettim mi size? Bence. Yanına yoğurt koymadım. Yanlış bir tercihti ama. Zaten bir de böreğiniz de olmamış ki. Zaten hazır olarak kalmışsınız. Mutlaka çeşit kullanmanız gerekiyor. Ya bari hazır ediyorum, yufkayı değerlendirebilirdiniz en azından. Merak ediyorum. Hazır yufkayı değerlendirebilirdiniz. İçinde ne bileyim yağlı sütünü, suyu. Benim böreğim de pişmişti. Yani. Pişmiş olması ama sunumu kabul edilebilir olduğuna gelmiyor. Ya Sevdiye Hanım zaten zayıf menünüzde gül böreği tek başına çok yalnız kaldı. Yıl olmuş 2022. Sizin yaşınıza gül böreği yakışmaz. Kusura bakmayın. Ya o kadar da 3 gündür çok konuşuyor ve hani Nesli Hanım gibi bir efendiye, bir hanımefendiye gül böreği yakıştıramadım. Nesli Hanım dün çok kırıcı konuştu bana karşı. Hani ne dedi? Ya işte kırıcı derken şu anlamda yani sürekli yani olmayan şeyi varmış Evren gibi gösterdi. Evren Bey, siz de beni kırdınız. Bana yalan söylüyor dediniz. Ben özellikle mesela, bakın çekimlerde gözükecek zaten bu ekranda. Dedim ki Emrah Bey, müsaade ederseniz mutfağa girmek istiyorum. Tabii tabii Nesli Hanım, buyurun dediniz. Masaya geldiniz. Nesli Hanım yalan söylüyor ve ona izin vermedim ki dediniz. Sen kapıya gelmişsin. Biz kapıya gelen insanı kovalım. Ama tamam da çevireceksin yani. O zaman. Arkada da öyle yalan söylüyor diye konuşacaksan orada hayır ben izin vermiyorum diyeceksin. Hayır. Ki bu mutfağa girmesine izin vermeyen şunu söyleyeceğim. Bir sürü yarışmacı ben var. Ben sizin gibi dün hani yaptığınız, bana davrandığınız gibi davranmayacağım. Bu konuda gönlün rahat olsun. Şuradan söyleyeceğim. Çünkü biz yani şimdi kadınlar şöyle bir algı var. Ben zaten normalde Yemek Teyze'yi de izliyorum. Kadınlar erkeklerin üstüne sürekli saldırıyorlar. Sürekli saldırıyorlar. Allah Allah. Tabii şimdi. Niye acaba? Erkeklerin bazıları cevap ver. Yani onun gibi davransam ben onu kırarım. Ya yani kırarım derken kırıcı konuşurum yani. Şimdi ben de bir kadına bu şekilde hani
büyüklerimizden öğrendiğimiz kadarıyla. Şimdi ne alakası var? Yani burada yemek eleştiriliyor. Yani özellikle erkek kadınların ama erkeklerin üzerine geliyor gibi bir şey ben görmüyorum. Yok, o sana öyle geldi. Yani başkalarına bilmiyorum hani yarışmacıdan yarışmacıya değişir ama genel anlamda herkes karşılıklı eleştiriyor aslında. Yani çata çat konuşanlar da var tabii. Var. Var, biz onları uyarıyoruz zaten ama hani özellikle kadınlar erkeklerin üzerine gidiyor dersen böyle bir durum istatistiksel olarak biz de öyle bir şey. Bu hafta evet, bu hafta. Aşk olsun. Gerçekten alınırım. Ya dün nasıl var, yok. Dün nasıl? Ne? Ağzı var dili mi yok? Dün onu papuç kadar dili vardı. Karıştırmış. Evet. Aa aşk olsun. Bak şimdi sen kırıcı konuştun. Papuç kötü mü oldu? Uzun bir dili vardı. Şimdi toparladın. O nedenle ben sizin gibi yapmayacağım yani. Yapma. Aynen. Ben Emrah Bey'e bu konuda katılmıyorum. Uzun süredir de programı seyrediyorum. Böyle bir şeye denk gelmedim. Emrah Bey bugün çok sakindi. Bence kendi böyle bir kılıf uydurdu. Ya ben kadınlara karşı şöyle, normal hayatta da böyleyim. Kendisini kırmamak için elimden geleni yaptım. Onun bana dün davranış şekliyle yan yana koyulduğunda benim daha ılımlı, daha saygılı bir şekilde yaklaştığım belli. Bulgurun tarifini alabilir miyim? Ne koydunuz? Bu sadece kinoa var. Bulguru haşlayıp kinoa ile karıştırıp öyle mi koydunuz yoksa? Hani bulguru ve kinoa'yı kavurdum, tuzunu ekledim. Daha sonrasında suyunu ekledim. Tereyağı hiç yok lezzetini alamadım tereyağını. Yok. Soğan kavurmadınız mı? Yok kavurmadım. O yüzden yani biraz yavan kalmış gibi. Kinoa zaten lezzetsiz. Bulgurla da güzel bir lezzet yakalayamamışsınız. Yani diyet şöyle düşündüm ben. Biraz da diyet yemeğiyim bence Sevdiye Hanım. Çünkü bu kıyma biraz daha şeydi. Yani lezzeti ağır olduğu için yanında ben böyle hani rütuş olarak geçsin diye hafif bir şey tercih diyet ettim. Diyet yemeği yiyip yemeyeceğime ben karar veririm. Kesinlikle onu söylemek istemedim bu arada. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Daha sağlıklı beslenmek açısından söyledim. Lütfen sağlıklı beslenmenin de çok lezzetli yolları var. Aha. Size de bakmanızı tavsiye ederim. Tabii bakarım programdan. Onun dışında ben kıymanızın yumuşaklığını, aha, kurumamış olmasını beğendim. Hı hı. Fakat bana ufacık bir parça patlıcan geldi. Altına patlıcan döşedim dediniz ya. Ben, aha, o patlıcan lezzetini kesinlikle alamadım. Çok ince döşedim bu arada. Yani şerit kadar çünkü böyle olması gerekiyor. Ben de alt tepside kaldı sanırım. Yok hayır. Tepsi şurada böyle ince koymuş. Çok ince. Yani perde kadar düşünebilirsiniz. Bir de bence arkadaşlar belki acı sevdiği için bana katılmayacak biraz ama biraz acı olmuş. Yine bana acı geldi. Ama Hatay'ın sürünün biraz daha acı, tamam pırasada katıldım ama bunun biraz daha acı olması gerekiyor. Tamamen böyle olması gerekiyor. Ben bunu daha önce de yaptım. Yani şöyle bir şey, yine bir başka lezzet alamıyorum açıkçası. Hani gene hafif, yani başka bir baharat lezzeti alamıyorum. Acı mı öne çıkmış? Evet. Anladım. Siz bunda başka ne baharat kullandınız? Pul biber, karabiber. Benim yaptığım bir şey değil bu arada, o yüzden soruyorum. Pul biber ve karabiber kullandım, tuz kullandım. Başka bir şey anladım. Yok. Etin pişmesi nasıl, kalınlığı nasıl? Ben yumuşaklığını ve kalınlığını beğendim. Kurumamış, nemli, gayet uygun, üstü de kurumamış. Bence o açıdan başarılı ama baharat olarak yoksun geldi. Anladım. Evet, Ali sana nasıl geldi? Eti... İçecek alabilir miyim? Tabii. Salatayınız mı? Hemen içeceklerle birlikte serse bir de salatamız nerede? Efendim? Ana yemekle beraber olması gerekiyor. Evet, bilmemiş önünüzdeki duruyor hala. Biraz iyi. Eşlikte yenilir ben ya. Ben yedim zaten işte. Tabii hemen getiriyorum. Ne içmek istersiniz bu arada? Kola varsa ben kola alayım. Tamam, siz Gülnaz Hanım. Ben meyve suyu alabilirim. Meyve suyum yok benim. Anne. Portakallı gazlı içeceğim var. Belki iki gazlı içecek yerine bir tane meyve suyu tercih edebilirdiniz. Etmedim. Etmeniz gerekiyor ama. O da bir yanlış. Etmedim ben. İçmek isterseniz servis edeyim. Ben sizin için Kamboçya çayı bile temin ettim. Evet, siz ettiniz gerçekten. İçecek seçeneği olarak yokum yoktu yani. Evet, içeceklerde harikaydınız. Ben asitli bir içecek alabilir miyim? Tamam, kola, iki kola, su size. Ben siz ne istersiniz? Su. Tamam, hemen getiriyorum. Aslında evet, asitli içmeyenler aslında için bir ayran veya bir meyve suyu alternatif alınması lazım. Alınması gerekiyor bana göre de. Ben mesela ayran da aldım, meyve suyu da aldım ki herkes almak lazım. Herkes olmuyor. Asitli içmez yani. Ve ben mesela meyve suyu şu an tercih ederdim. Ben asit içmiyorum mesela. Doğru, sade su içmek zorunda kaldım. Doğru, aslında yani evet, bir ayran veya meyve limonata, suyu. Limonata meyve suyu. Limonata meyve suyu alman lazımdı Nesli. Nesli Hanım bugün 4. gün ve meyve suyunu düşünmeniz gayet mantıklı olurdu. Neden düşünmediniz? Acaba hepimize yetişmekten dolayı mı? Evet, olabilir.
Siz bence biraz bize değil de meyve suyunu düşünseydiniz. Siz de keşke hepimize yetişseydiniz. Ben yetiştim de en azından meyve suyu yetişseydiniz. Ama şu an ben yani meyve suyunu konuşuyorum. Bir de sizin gibi böyle tamam kalkıp da gül böreği getirmedim. Onu da bir göz önüne alırsanız iyi olur. Yani keşke getirseydiniz diyorum yani. Ben meyve suyunu yani niye almadınız? Tadı nereden nereye gitti diyorum şimdi? Meyve suyunu niye almadınız derken meyve suyunu mutfak almadım, ne alaka? Meyve suyunu almadım. Hazırlayın demedim ki ben size. En azından tamam bir tane komposta yapabilirdiniz bizim için. Komposto. Evet. En azından bir komposta yapabilirdiniz. Hoşaf. Çok kolay. En azından hiç almadım dediğine göre bir tane kendisi yapabilirdi akşama. Özellikle tercih etmedim, unuttun mu? Unutmuş da olabilir. Özellikle tercih etmedim. Neden? Neden? Benim yaşam tarzım çünkü. Sevdiği Hanım'ın da olduğu gibi. Benim de bazı yaşam tarzlarım var. Sağlıklı ben de içeceklere karşı mıyız? Evet, aynen öyle. Ama bugün bizi de düşünmek zorundasınız. Bu bizi biraz umursamadığımızı gösteriyor. Benim de yaşam tarzım o değildi ama istenilebilecek her türlü alternatifi hazır ettim. Kim bugün ne sever bilemediğim için. Kamboçya'da çok ince düşünülmüş bir noktaydı yani, doğru. Ama şimdi bizler kendi hani tercihlerimizi yansıtırsak işin içinden çıkamayız yani. Fazla bir şey istemiyoruz zaten, en azından bir tane ayran alabilirdi. Evet. Çok zor bir şey değil. Misafir hani olarak bize seçenek sunmalıydı ayran kesinlikle. Ayran bizim milli içeceğimiz ya, baş tacımız ayran. Bir tane ayran alabilir mesela. Küstelik de şeye gider bunun yanına ayran. Aynen, güzel. Kıymanın yanına çok bulgurun, güzel gider ayran. Bulgurun kıymanın yanına ayran zaten güzel bu kadar de acılı bir menüye. Böreğin yanına da gider. Aynen, bir ayran alabilir. Bir ayran içseydik, kuru kuru o böreği yedik, onun yanında da içecek aynen sorması lazım. Bak o böreğin yanında ayran çok i̇şte güzel gider. İşte ben bunu eksik sayacağım Zuhal Hanım. Aa, eksik sayacağım evet, derken? Bir puan kıracağım bunu. Misafirperverlik açısından mı kıracaksınız? Yok, meyve suyu mesela bir bilerek almadım demesi yanlış bir şey değil evet mi? Bence mesela kendi puanınızı korumak için siz ben eksik kendi sayacaksınız. Ay, siz normal mi değerlendiriyorsunuz peki? Hayır, size ben göre normal mi? Ben dürüst olduğuma inanıyorum, göreceksiniz hayır, zaten. Pardon da meyve suyunun almaması sizin için bence normal mi? Bence çok da önemli bir konu değil. Ali neden hiç umursamıyor şeyleri. Benim için kola ya da ayran peki, fark etmiyor. Peki siz mesela örnek veriyorum, siz kola içmiyorsunuz. Ne yapacaksınız o zaman? Mide rahatsızlığı olan içerim var, gastriti olan var. Ama böyle bilerek tercih etmiyorum demesi gayet bana göre normal değil. Ben mesela her şeyin bu düşündüğüme göre bu cevabı normal değil. Bu cevap normal değil. Bu jesti beklerdik. Ha, unuttum diyebilir. O zaman misafirperverlik. Düşünemedim diyebilir. Düşünemedim diyebilir ama ben bilerek hani almadım demesi. Kaba herkes, bir yaklaşım oldu. Herkes böyle yemek programında kendi gününe göre kendi böyle yaşam tarzını sunmak zorunda değil bana göre böyle. Yaşam tarzını bana laf çarpmak için söylediğimi hayır, düşünüyorum. Hayır, size göre değil. Az önce evet, ben de bir yani şey sezdim bence sanki öyle. Çünkü oldukça dilli bir arkadaşımız. Laf salatası yapacağına biraz yemek yapsaydı da bize bir görsel hazırlasaydı. Bence ilerleyen dakikalarda sinirleneceğini düşünüyorum. Çünkü en ufacık içecek sorunuza bile cevabımızı şu aldık. Şu an ben hani kendiniz neden yaptınız demedim. Bir tane meyve suyu veya ayran neden almadınız dedim. Bilerek almadım dedi. O beni mesela çok evet, üzdü. Sanki sevdiği hoş bir şey değil. Evet. İroni vardı. Ben doğru olmasa da karbonhidrat ağırlıklı beslenen biriyim. Ama size elimden gelen her şeyi sundum. Tabii ki canım. Tabii ki. Tabii ki. Gülnaz Hanım meyve suyu istedi ama yaşam tarzım böyle deyip geri çevirdi. Zaten hafta başından beri sevdiği hanım diyor benim yaşam tarzım şöyle. Bugün de kendisi Nesli Hanım benim yaşam tarzım bu dedi. Saçma buluyorum. Her meyve suyundan bir tane bulundurması gerekiyordu. Benim için problem değil ama bazı arkadaşlar için problem olabilir. Ben de iyi ki bir yani yaşam tarzı kelimesini kullandım. İçecek servisi sırasında meyve suyunu almadığını bana laf çarparak belirtti. Halbuki büyük bir hataya düştü. Bizi misafir olarak görüyorsa ona göre hazırlık yapmalı, bize seçenekler sunmalıydı. Ama bunu yaşam tarzı adı altında kendine çevirmeye çalıştı. Meyve suyu istediğimde bu benim yaşam tarzı dedi. Bu bir davet sofrası. Beni onun yaşam tarzı ilgilendirmez. Bir meyve suyu veya ayran alabilirdi. Herkesi eşit düşünmek zorunda çünkü.